Değerli izleyiciler şimdi tekrar Ankara'ya gidiyoruz. Ankara Haber Merkezi'nden arkadaşımız Korhan Önder gündemi, konuklarıyla değerlendirecek. Söz sende Korhan. Evet teşekkür ediyorum. Bugün Ankara Kuşağında yine her hafta olduğu gibi ana gündem maddelerini hem ülkemizde iç politikada hem de dış siyasette, uluslararası ilişkiler anlamında neler yaşanıyor? Önümüzdeki günleri neler bekliyor? Bugün stüdyomuzda iki değerli e, konuğumuz olacak. E, doktor Kadir Ertaç Çelik, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı. Önceki hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Ve e, her hafta aslında programımızı beraber yaptığımız yine değerli bir akademisyen, doçent doktor. Levent Ersin oranlı uluslararası ilişkiler uzmanı siz de hoş geldiniz Olur, hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet hafta e, hareketli dedik ve e, bu hafta tabii özellikle e, iç gündemde hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu AK Parti'nin e, yaptığı e, kamp e, bir anlamda istişare kampı yerel seçimler sonrasındaki istişare kampını değerlendireceğiz e, ve e, akabinde de yine konu başlıklarımızda yeni anayasa çalışmaları ki meclis başkanı Sayın Numan Kurtuluş, Mecliste parti grubu olmayan siyasi partilerin de genel başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, onu da yine e, konuşacağız. Neler bekliyoruz? En azından yeni ana e, yasama yılında ve tabii ki e, terör örgütü bölücü terör örgütünün e, ülkemizin güney sınırlarında Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de son günlerde neleri amaçladığı, nelerin peşinde olduğu, bunun arkasında kimler olduğu, yine tabii İsrail'in ...bölgedeki amansız saldırılarını yaklaşık 30-35 dakika süresinde değerlendireceğiz. Öncelikle izninizle Kadir Hocam'dan lütfen, başlamak lütfen. istiyorum. Sayın Hocam, tabii, gün geçtikçe politika ve gündem hareketli bir şekilde devam ediyor. Bu mifalde dilerseniz öncelikle bir kısa seçim muhasebesinin yapıldığı... ...Kızılcamam Kampı'nı değerlendirmesi rica edeceğim... Partinin üst düzey organları, milletvekilleri bir araya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı hem açılışta hem kapanışta konuşmalar yaptı evet. ve satır başlarında e, Türkiye'de birlik beraberlik olgusu. Hatalarımız varsa ders almayı bileceğiz, bundan yola devam edeceğiz. E, yine e, birliğimizi beraberliğimizi bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dış güçlerin yine teröre karşı e, bir ve beraber duracağız. İlim e, anlaşma noktasında evet varız. Ama bunun da kırmızı çizgilerimiz var şeklinde açıklamalar oldu. Siz nasıl değerlendirirsiniz gördükleriniz? Şimdi öncelikle şunu demek gerekiyor Kurhan Bey Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından itibaren bütün seçimlerden sonra seçim muhasebesini en analitik biçimde ve en stratejik biçimde masaya yatıran, bunun üzerinde kafa yoran, tartışan ve bu sonuçlardan çıkardığı derslerle bir sonraki dönem için gelecek projeksiyonunu inşa eden bir yönetim aklıyla yönetilen bir siyasi organizasyon. Bu bahsettiğimiz 2002 yılından günümüze geçen yaklaşık 22 yıllık sürede de Adalet ve Kalkınma Partisi temel anlamda bütün seçimleri kazanmasına rağmen işte son yerel seçimleri istisna tutalım. Bütün seçimleri kazanmasına rağmen bunun içinde yerel seçimler var, genel seçimler var, referandumlar var vesaire. eee Galip çıktığı seçimlerden sonra bile bu muhasebeyi yapan bir partinin yerel seçim sonrası Kızılcahamam'da bir araya gelerek bir beyin fırtınası gerçekleştirmesi çok daha önemli bir hal almıştır. Neden çok daha önemli bir hal almıştır? Çünkü 22 yıllık süre içerisinde ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti olmuştur ülke genelindeki oy toplamında. Tabii ki burada... Yerel seçim, genel seçim dinamikleri farklıdır. Bunlar da tartışılmıştır ama şunu da biliyoruz ve uzmanlar da gerekse AK Partili yetkililer de bunu zaman zaman dile getirdi. Bu yerel seçimde bazı genel seçim parametreleri de etkili oldu. Örneğin ekonomi gibi, ekonomik durumdaki problemler gibidir. Bunlar da masaya yatırıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu sinyaller ciddi ve köklü bir değişim olacağı şeklinde. Bu sadece isimler üzerinden değil, aynı zamanda halkın taleplerine cevap verecek bir konsept üzerinden yapılacak. Çünkü mesajı biz aldık, bu mesajı okuyacağız ve çalışacağız diyor. O nedenle ben hem Türk siyaseti açısından hem de e, ülkemizin geleceği açısından partilerin böyle e, muhasebeler yaparak gerekli revizyonları yapıp halkın taleplerine, şikayetlerine biz bunlara sistem yaklaşımı çerçevesinde input deriz. Bu inputlara e, bir çıktı vermek, output vermek durumunda ve bunu vererek hem ülkedeki demokratik ortamı daha da rahatlatacaklar hem de ülkenin gerek siyasi, gerekse de ekonomik e, yapısına katkı sunacaklar. Bu açıdan faydalı görüyorum. Tabii ki AK Parti açısından ee, bir sonraki seçimlerin kazanılması gerekmektedir. Bu her parti açısından böyledir. En iddialı partilerin de başında gelen bir geleneğin temsilcisi Adalet ve Kalkınma Partisi. O nedenle e, bu toplantıda en azından e, MYK üyeleri MKYK üyeleri işte e, partinin milletvekilleri yetkili organlarında görev alan isimlere şu mesajlar verildi. Biz ders çıkaracağız ve gereken leri yapacağız. Hı hı. Bu işin parti içi ve seçim sonrasına ilişkin boyutu. Bununla sınırlı kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda siz de ifade ettiğiniz üzere ülke gündemine dair de mesajlar verdi. Yani Kızılcahamam kampını sadece parti içi meseleyle sınırlı tutup bir dar konsepte yerleştirmedi ve ülke sorunları bağlamında da bir takım mesajlar verdi. Biz buradan da şunu anlıyoruz partinin yeni dönemde ülke sorunlarıyla birlikte, ülke meseleleriyle birlikte anlaca bir şekilde konsept değişikliğini uğrayacağı, yani sadece yerel teşkilatlardaki isimlerin değişeceği şeklinde değil, hı hı. genel bir konsept değişikliğine gideceği ve burada Türkiye'nin geleceğine yönelik özellikle e, barış ortamının, siyasette kutuplaşmanın önüne geçebilme durumunun tesis edilebilmesi noktasında AK Parti tarafının da el uzattığına veya adım attığına dair mesajlar veriliyor. Hı -hı. Tabii ki bir takım kırmızı çizgiler evet. olmak suretiyle. Ben bunu e, ülke siyaseti açısından bu gelişmeleri güzel buluyorum. E, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerekse de diğer partilerin işte kutuplaşmayı önleyelim, Hı -hı. toplumsal barışı tesis edelim bu toplumsal barış içerisinde gelecek vizyonumuzu test edilmiş şeklindeki genel kabul yaklaşımını olumlu buluyorum Türk siyaseti ve Türkiye açısından o nedenle güzel bir sürecin aralandığına dair işaretleri gördük. Bunlarla memnunuz. İlk bölümde bu yorumlarınızı almış olalım ve size döneceğim Levent hocam, Kadir hocam bir özet yaptı. Siz peki kısaca kendi açınızdan nasıl değerlendirirsiniz? Birkaç cümleyle özetlemek gerekirse. Kadir Hocamın analizini kıymetli buluyorum. AK Parti değişimin öncüsü söylemiyle yola çıkan bir siyasi hareket ve bu siyasi yelpazenin sağında, merkez sağında ve liberal kanadında çok olumlu etkiler doğurdu. Evet. 2002'den bugüne hı hı. kadar. Hı hı. Sanırım sandığa gidip de AK Parti'ye oy vermeyen, hı hı. oy vermeyi düşünmeyen pek kişi de kalmadı. Evet. Siyasetin neresinde olduğundan bağımsız olarak dolayısıyla o dönemde yakalanan yüzde elli bulan oy oranının 30'lara kadar gerilemesinden kaynaklı bir muhasebe yapmanın bir zorunluluk olduğu kanaati Sayın Cumhurbaşkanımız'a da hasıl olmuş ki verdiği mesajlar bu şekildeydi. Ve haliyle 20 yakın bir süreden beri ülkenin yönetiminde söz sahibi olan bir siyasi hareketin bir miktar konfor alanı içerisinde bulunması, bundan kaynaklı olarak yaşayabileceği olası bir metal yorgunluğunun da özellikle tabana, özellikle partilere, açık bir şekilde söylendiği, buradan çıkarılan derslerin bundan sonra hem siyasi zeminde hem de belki de Türkiye'nin diğer toplumsal sorunları noktasında çözüm odaklı olarak acaba yeni planlamalar, yeni programlamalar ve daha önemlisi kadroda da bir takım revizyonları çağrıştırdığı gerçeği. Hmm. Muhtemelen içeri konuşulan asli konular ama dışarıya verilen mesajlar da önemliydi. Bundan sonra ekonomi anlamda taviz vermeden enflasyona mücadelenin devam edeceği, ...dış politika bağlamında... ...sadece Türkiye'nin değil... ...komşularımızın da ulus olma... ...ya da üniter devlet bağlamında... şüphesiz desteğe ihtiyaç duyduğu gerçeği... ...ki bunun içinde Libya'da var... ...Irak'ta var, Suriye'de var... Hı hı. ...kesintisiz bir terörle mücadele... ...meselesi ve kimin dost... ...kimin müttefik ama kimin de... bize ilişkin bir hasım olduğunu... ...hasmane duygular beslenen ilişkin... ...hala biz bunu biliyoruz... ...kararlıyız, tutumumuzdan... ...tam bağımsız olma idealimizden... Vazgeçmeyeceğimize ilişkin demeçler önemliydi ama Kadir Hocam da belirtti. Siz de vurguladınız. Yumuşama mesajları da bence damga vurdu. Yani bayramla ilintili bir ziyaret meselesi. Bayramdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bir ziyarette bulunmasının önem arz edeceği. Bu yumuşamanın iktidar ve muhalefet arasındaki bana sorarsanız uyumlu alanları öne çıkarabileceği. Bunlar arasında temel hak ve hürriyetleri önceleyen bir anayasanın ivedi olarak, acil olarak parlamentonun gündemine taşınması zorunlu. Çünkü biz maalesef suni konularla çok fazla zaman kaybediyoruz. Bizim toplum sözleşmesinin artık askerden, asker postalından bağımsız olarak bir an evvel yasama organına, gazi meclise gelmesi ve uzun darbe dönemlerinde 15 Temmuz, 28 Şubat'ı atlatmış bu milletin de artık sivil bir anayasayı hak ettiğine ilişkin bilincin aşılanmasının bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Yoksa ekonomi alanındaki terörle mücadele noktasındaki dış politikaya dair bağımsızlık uğruna verdiğimiz bütün mücadelelerin dönemsel olabileceği, hı hı. bunun bir anayasayla zemininin oluşturulmasının elzem olduğu gerçeğine hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un yani çok önemli mesai ayırdığı kanaatindeyim. Parti içinde belirli bir değişim ülke politikasında da seçmenin kanaatine gösterilen saygı ve bunun getireceği yeni politik neler herhalde çıkan en önemli sonuçlar diye düşünüyorum. O zaman Numan Kurtulmuş demişken hemen dünkü yani salı günkü e, ziyaretlerden bahsedelim. E, Grubu olan e, partilerin genel başkanı ya da heyetleriyle görüşmüştü Sayın Numan Kurtulmuş. Evet. E, dün de e, yine diğer 3 parti Hüdapar, Yeniden Refah ve DSP'nin genel başkanlarıyla ...bir görüşme gerçekleştirdi ve... ...yaz tatili öncesi... ...son değerlendirmelerini aldı ve... ...önümüzdeki güz dönemi artık... ...yeni yasama döneminde anayasa çalışmaları başlayacaktır. Buradan... E, ...yeni dönemde neler bekliyorsunuz... ...anayasa çalışmaları... ...gerçekten bir ortaklık kurulabilir mi? E, İyi Parti'nin şu an için kapıyı kapattığını... ...biliyoruz Musavvat Dervişoğlu'nun ama... ...onlarla da bir görüşme gerçekleştirildi... E, Öncelikle yine buradan sözü size bırakayım ardından Kadir Hocam'a döneceğim. Koran Bey, ortada henüz metin yokken, uzlaşı zeminine ilişkin, daha adımların atılmasına ilişkin... ...arife döneminde bir siyasi hareketin partilerin dışında davranıp da ben kapımı kapattım tavrını doğru bulmuyorum. Çünkü sizden de bir grubunuz olmasa sebebiyle eşit sayıda milletvekilini alacağı bir komisyon kurulacağına ilişkin bir garanti var ortada. Hı hı. Ki burada AK Parti'nin tavrında şöyle bir önem arz eden durum var. Biz Cumhur İttifakı'yız. Arzu ettiğimiz çoğunlukla istediğimiz gibi bir metin getirilmesi ve size bunu dayatırız. Yaklaşımda hiç bulunulmadı. Yani bir çoğunlukçu demokrasi anlayışının getirdiği hiyerarşik dayatmalardan uzak çoğulculuğu, yatay eksende partilerin kol kolu omuz omuz verebileceği bir metnin, yani bir boş devha durumunun, boş kağıdın doldurulması ile ilişkin ben çok önemli bir arz görüyorum. Ve bu arzın değerlendirmesi gerektiğine ilişkin inanç besliyorum. Çünkü... İrili ufaklı birçok siyasi hareket, birçok siyasi parti mecliste var. Ve bunların içerisinde grup kurabilenler, grup olamayanlar var. Ama meclis başkanı ne yapıyor? Ortak aklı önem verdiği ilişkin çok güçlü bir mesaj vererek her partiden eşit sayıda vekille bir komisyon kuracağız. Toplumsal uzlaşıyı sağlayacağız. Sivil toplum kuruluşlarının değil mi? Derneklerin, vakıfların, sözcülerinin de çıkarabilecekleri ortaya bir anayasa metni üzerinde duracağız her maddeyi ince ince konuşup ortaya yeni bir toplum sözleşmesi çıkaracağız diyor. Ben çok kıymetli buluyorum. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın ögeleri ama bunun yanında ana muhalefet partisi. Artık belki kalmadı gibi gözüküyor ama eski değişte altılı masa hatta buraya terörle arasında mesafe koyacağına ilişkin bir kanaat hasıl olursa DEM Parti'nin de dahil olabileceği hürriyet alanlarının önünün açılacağı. ...ifade özgürlüğünün... ...basın özgürlüğünün... ...şüphesiz burada din ve vicdan özgürlüğünün... ...ve bununla beraber... ...çalışma hürriyeti alanında... ...çok daha barışçıl bir metin... ...sendikaların, faaliyet alanlarının... ...çok daha makul olduğu... ...ya da çalışma, sözleşme yapma hürriyetindeki... ...sınırlıkların kaldırıldığı... ...temel hak ve özgürlüklere... ...sınırlamalar noktasında... ...durdurmalar noktasında alan daraltılan... ...bir metin... ...her birimizin beklentisi... ...ama daha önemlisi... Daha az maddelerin oluşan. Hepimizin okuduğumuz zaman kendimizden bir parçayı o metnin içerisinde bulabildiği, çünkü aradan bir darbe ve darbe girişimleri geçti, Hı -hı. iki 42 yıl geçti, herhalde toplumsal beklentilerin değiştiği gerçeğin hepimiz farkındayız. Evet. O bakımdan bugünden çıkıp da ben parti olarak kapımı kapatıyorum. Şeklindeki bir diyalogsuzluk ortamı Türkiye'nin en son ihtiyaç duyduğu bir hadisedir. Evet. Biz uzlaşı zeminini omuz omuza yıllardır sağlamış bir milletiz ve bunu bir kere daha bu anayasayı yaparak yepyeni ikinci cumhuriyetin yüzyılına girebileceğimiz inancını ben taşıyorum kendi adıma. Evet. Burada virgülle hemen atıp size dönmek istiyorum. Şimdi bu anayasamız son anayasamızın temel problemi yani 80 anayasası olarak adlandırıyoruz evet. ya bu anayasanın temel problemi darbe yönetiminin, darbe zihniyetinin bir darbenin Mahsulü. mahsul olmasıdır ve bundan kaynaklı da darbeci zihniyet her zaman daha sınırlandırıcı, daha kısıtlayıcı. Mesela Levent Hoca'nın orada işaret ettiği daha az madde olsun. Bunlar daha kazuistik yöntemlerle yapılan yani detaycı anayasalardır. Detaycı anayasalar da vatandaşa hürriyet noktasında sınırlandırır. Yani güvenlik, hürriyet, Güvenlik, demokrasi dengesi bağlamında darbe anayasaları veya askeri vesayet üzerinden yapılan anayasalar güvenliği daha merkeze alır, daha ağırlıklı ele alır. Bu işin doğasında vardır. Başka ülkelerde de bu böyle olur. O nedenle biz burada daha e, kapsayıcı ve e, çerçeve niteliğe sahip bir anayasaya yapılması ihtiyacı konusunda Türkiye'deki bütün toplumsal dinamikler mutabık. Burada herhangi bir sorun yok. yok. Ama e, bazı partiler e, işte siz ifade ettiğiniz gibi mesela İyi Parti burada anayasanın ruhuyla ilgili bir tartışmaya girmiyor aslında. Bu tartışma üzerinden kendi kitlesini konsolide edebilmek ve e, yana seçimlerde biliyorsunuz çok ciddi anlamda yara aldılar. Bu yaraları kapatabilmek, eee dönebiliyorlarsa siyasete yeniden güçlü dönebilmek amacıyla kendilerine bir alan yaratmak ve kitlesini konsolide etmek için hı hı. bu angajmana sığınıyorlar. Yoksa somut bir şekilde ortaya konan bir irade beyanı söz konusu Ağla değil Hala da parlamenter demokrasi asıl hedefimiz. Tırnak işte kızıl elmaları belki de oğulları bu ayrılamda. Yani Güçlendirilmiş parlamenter yani, evet. sistem tezinin çöktüğü gerçeğini ben 14 28 Mayıs'ta görüldüğünü düşünüyorum açıkçası. Evet. Kesinlikle öyle. Haklısınız hocam. O nedenle yani burada bütün partilerin, bütün siyasi aktörlerin samimiyetle bu işin içerisinde olması gerektiğini ve vatandaşın da bu beklentide olduğunu ifade etmek gerekir. Evet. Tabii ki anayasalarımızda anayasalarımız değişse bile işte 1920 anayasasından tutun da yani günümüze kadar gelen dört anayasada anayasalarımız değişse bile anayasamızın ruhundaki temel bir takım değişmez niteliklere de e, saygılı olmak, ve bunlara dokunmamak gerekir. Yani bunlar bu e, ülkenin kurucu bir takım dinamikleridir ve bunlarla oynamamak gerekir ki böylesi bir irade beyanının da olduğunu görüyoruz biz. İşte Levent Hocam da dediği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bütünlüğüne saygı duyan bütün yapılar bu anayasa içerisinde arasına terörle mesafe koyması halinde demin bile bu süreç içerisinde taleplerinin ...dikkate alınacağı, en azından dinleneceği... ...bir ortam, atmosfer oluşmuş. Bu da yine Türkiye'nin geleceği açısından önemlidir. Çünkü anayasalar bir toplumsal sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmeler... ...bizim geleceğimizi inşa eden... ...en önemli... ...metinlerdir. Bu sadece maddi, pozitif metinler anlamında söylemiyoruz. Toplumun ve devleti var eden... ...konsensuslardır. Oydaşma ürünleridir. Ve bunlar bu milletin, bu devletin... ...geleceğini kaderi noktasında etkileyecek metinler olduğu için çok önemlidir. Tabii ki meclisteki partilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtmem gerekir. Tabii e, Sayın Kurtulmuş meclis başkanı olması hasabiyle onun hareket alanı meclisteki siyasi aktörlerle sınırlıdır. O zaman dışarıya çıktığı zaman artık yetki aşımında bulunur. Ama bu süreçte gerek e, anayasa yapımında merkezi rolde olan siyasi aktörler e, gerekse de Sayın Cumhurbaşkanlığı e, elini taşın altına koyarak bütün toplumsal dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, e, işte dernekleri vs. dinleyerek, onların taleplerini not ederek ve bilhassa halkın isteklerini karşılık bulacağı ve halkın benimseyeceği bir anayasa yapılması gerekir siz 80 anayasasını defaatle değişmiş bir anayasadır. Aslında hı hı. ruhunun da dışına bir anlamda çıkmış olabilir ama evet. her ne olursa olsun evet. yapılış itibarıyla evet. darbe anayasası olduğu için vatandaş tarafından özümsenmemiştir. Evet. Vatandaşın özümseyeceği ve kurucu irade olarak ben yaptım diyebileceği bir anayasaya ihtiyaç vardır. Tamam. Bunu inşallah gerçekleştirebilirler. Bu önemli noktalarda da iki değerli ...uzmanımızın görüşünü almış olduk. Yavaş yavaş... E, ...üçüncü bölüme geçiş yapalım dilerseniz... ...dış politikada da önemli hamleler var. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... ...Çin çıkartması yaptı adeta... ...iki üç gün süren... ...temaslar... ...Sincan Özak bölgesi... ...dahil olmak üzere... E, ...Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile... ...görüşmeler ki... ...dünyanın süper güçlerinden bir tanesi Çin... ...ve e, bir stratejik... ...o noktada da tıpkı Rusya ile olduğu gibi... Ee, bir gelişme olabilir Sayın Hocam. Hem bu e, ziyareti hem de e, yine son günlerde gündemde olan bölüş terör örgütünün Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde özellikle yapmaya çalıştığı oradaki e, illegal yine e, tamamen e, sinir uçlarına dokunan yani unsurlar e, o bölgeden de e, hem yönetim bölgesel yönetimlerden zaten gerekli açıklamalar geldi ama Sayın Cumhurbaşkanı da çok yakın takipteyiz dedi. Hani ee, o tırnak içerisinde bir gece ansızın vurgusu her zaman yapıldığını biliyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İki konuyla da ilgili olarak. Bir defa Sayın Hakan Fidan'ın Çin çıkartmasının çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Şu anda eğer bir Amerikan emperyalizmi ya da Amerikan hegemonyası üzerinden yürüyen bir küresel sistem varsa ve bu sisteme bir alternatif geliştirilecekse yıllar önce 1815'te kurgulanmış uluslararası düzene ilişkin kurallar yeniden yapılandırılacaksa, kartlar bir daha kırılacaksa, herhalde buradaki temel aktörlerden biri Çin olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Ki çok kutuplu bir dünya düzeninden uzun vadede bahsetmemiz söz konusu olacaksa, bunlardan birinin Çin, çok muhtemel bunlardan birinin bir nükleer güç olmasa bile Rusya ve nüfusu sahip olduğu ticari kabiliyet itibariyle, Hindistan olacağı gerçeğini görebiliriz. Çünkü henüz Avrupa Birliği'nden o arzu edilen siyasi çıkışlar konsolide olamadı. Homojen bir duruş sergileyemediler. Evet. Bu durumda süper güç adaylarından bir tanesi olan Çin'in ki 2030-35 döneminde dünyanın en büyük ekonomisi olacağına dair çok kolaylıkla hesap edilebilen veriler üzerinden konuştuğumuz zaman evet. Çin'in sahip olduğu üretim kabiliyetini dışarıya arz etme zorunlu olduğu gerçeğini fark ediyoruz. Evet. Ki tek kuşak tek yol üzerinden bundan 10 yıl önce senaryo ulaştırılmış. Bugün hem deniz yetki alanları itibariyle hem kara sahası itibariyle ortaya koyduğu demir yolları, stratejik tesislerle sahip olduğu üretim kabiliyetini dünyaya aktarmaya gayret eden bir Çin gerçeği var. Ve Türkiye'nin de özellikle orta kuşak hat üzerinde yer alan asli devletlerden bir tanesi olarak 90 milyona yaklaşmış nüfusu ve Türk dünyası değerlendirildiği zaman Çin'in önemli ekonomik partnerlerinden biri olduğu ve olacağı gerçeğini görüyoruz. Hı. Ama Türkiye istiyor ki ilişkiler sadece iktisadi alanla sınırlı kalmasın. Aynı zamanda bir siyasi perspektif ortaya çıksın ve beraber politika üretebilelim. Hı. Bu savunma sanayi alanında olabilir. Dış politika bağlamında olabilir. Türkistan coğrafyasının artık yavaş yavaş konuşacağımız Türk devletleri teşkilatının sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkması bağlamında olabilir ya da Şangay İşbirliği Örgütü ile bir gümrük birliği içerisinde yapılmış olan antlaşmalardan biz de nasıl sürece dahil olabiliriz? Evet ekonomik olarak bunlar konuşulacak. Yarın dış politikada eğer ortak zemin kurgulanması başarılırsa nasıl hareket edileceği konuşulacak ama bir sorun meselesi de var. Biz yıllardan beri Filistin'de yaşanan ağır drama sadece şahit etmiyoruz. Vicdanlarımızın da sızladığı, binlerce çocuğun ve kadının katledildiği bir soykırım ortamı ile ilgili Çin'in BM Güvenlik Konseyi üyesi olduğu gerçeğini düşündüğümüz zaman orada da bir destek istediğini biliyoruz Sayın Hakan Fidan'ın. Ama bu da yetmez. Bir başka zulüm de var. Doğu Türkistan'da uzun yıllardan beri yaşanan özellikle 70'li yıllarla beraber yeni kültür politikası noktasında 50 yıldır bir zulüm olduğu gerçeğini de şüphesiz göz ardı edemeyiz. Ve Sayın Hakan Fidan bu temasında bu bölgenin anayasal düzlemde bir eyalet olduğu, belirli özelliklere sahip olduğu, temel hak ve hürriyetlerinin daha fazla sınırlanmaması gerektiği, buradaki Türk soylu insanların yıllardır bir varlık mücadelesi verdiği, buradaki Müslümanların uzun yıllardan beri asimile edilmeye gayret edildiği ve bunun ağır hukuksuzlukları beraberine getirdiği gerçeğini de vurgu yaptı. Bu Çin'le ilgili kısım ama Sayın Hakan Fidan hem orada hem de Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de Suriye'nin kuzeyinde planlanan o sözde referanduma gidecek yerel yönetim seçimleriyle ilgili güçlü demeçler de var. Arkasında İsrail'in olduğunda açık bildiğimiz aslında bir yapılanma. Üç gün önce bir harita paylaşıyor şu, sözde. oğlu. Evet cinayet kabinesinin başında hmm. kişinin hmm. oğlu. Ardından bu plebiside varması muhtemel bir yerel seçimlere ilişkin çağrıda bulunuyor. 11 Haziran'da haydi sandık başına sözde bir demokratik yapının orada olduğu, bir özelliği hak edildiği, Suriye'nin yeni anayasal düzende üniter devlet yapısının bölünüp federasyon olması gerektiğini Batı dünyasında ispat etmenin bir aracıdır. Ama biz yeteri kadar ders aldık mı diye sorarsanız, şimdi şunu konuşmak lazım. 90-91'de Irak'ın kuzeyindeki çekiş güce destek verip, 36. paralelin kuzeyinde Irak yönetiminin müdahalesizlik alanı oluşturup da o bölgede bir Kürt federe devletine doğru tarihsel sürecin 30 yıl önce işlemeye başladığı süreçte bugünün ne kadar birbirine benzediğini, tarihten ders almayan toplum ve milletler için tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bir defa daha hem izleyicilerimize hem de karar alıcılara hatırlatalım. Eğer biz o bölgeye müdahale evet. etmemekte ısrar edersek, yarın bu oylamanın ardından Allah korusun. Doğu Timor bölgesi bir günde devlet oldu. Güney Sudan beş günde devlet oldu. Sabah devlet kurdular, akşam bir baktık. ABD, İngiltere, İsrail tanımış. Bütün dünyanın yarısı tanımak zorunda bırakıldı. Bu bir tehlike çanına işaret eden, konfor alanımızdan sıyrılıp uyanık olmanın ne kadar evet. zorunlu olduğu gerçeğini de bu bölgede Amerika görüyoruz. Amerikanın oradaki varlığını, SD'nin, YPG vesaire, DH'ı nasıl kendilerinin doğurtup, kendilerinin e, adeta pazarlayıp bir anda orayı yine kendi nüfusalını yaptığını. Tespit bu. Biliyor. Çözüm ve biz ne yapıyoruz sorusunu da bizim de öz eleştiri bağlamında kendimize sormamız lazım. Karıştır, böl, parçala ve yönet. Yönet. Buradan hemen pası hocamdan alıp size atayım. İşte. Ayak içiyle diyeyim. E, Netanyahu'nun da artık iyice e, çığırından çıktı. Ülkesinde de artık iyice e, ...konuşulduğu konuşuldu ve Joe Biden'ın son açıklamalarıyla beraber belki de bypass edileceği o 3-4 ay önce öpüşen, koklaşan Biden'la Netanyahu'nun da artık bittiği ve dünyanın hızla bir Filistin tanıma sürecine girdiği bir dönem. Kendi kendini imha edebilecek mi İsrail yoksa e, burada çıban başının daha da büyüyüp bir Akne'ye dönüşmesini mi izleyeceğiz? Türkiye burada nasıl bir rol haritası çizmeli Kadir Hocam son bölüme girerken artık. Uluslararası ilişkilerde maalesef şöyle bir olay var bunu izleyicilerimize açık ve net bir şekilde söylemek lazım. Algılar olgulardan daha önemli. Yani inşa ettiğiniz dünya, inşa ettiğiniz gerçeklikler asıl olandan daha önemli. Öyle bir İsrail algısı oluşturulmuş ki dokunanın yandığı, kimsenin gücünün yetmediği bir devlet ve bu devlet dünyanın bütün süper güçlerini de yönetiyor. Bu tamamen algıdan ibarettir. Bakın referandum veya Suriye'nin kuzeyindeki yerel seçimlerle ilişkili bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Aynı İsrail, İran kuzeyinde Kuzey Irak bölgesel yönetimine vermiş olduğu gazla Barzani yönetimine bundan birkaç yıl önce referandum yaptırdı. İsrail vardı o referandumun arkasında. Çünkü Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyini birleştirmek suretiyle denize açılan bir garnizon yapı kuracaklar. Bu İsrail'in ilk aşamada güvenliğini Orta ve uzun vadede de Büyük İsrail projesine giden e, projeksiyona hizmet edecek. O zaman Türkiye, İran ve Bağdat yönetimi, Irak merkezi hükümeti olaya el koydular ve referandumu, hukuk dışı olan referandumu ki sonuçları da gayrimeşru olan referandumu karık bıraktılar. Hayata geçmesini engellediler. Demek ki bölgesel aktörler Buna bir sarabat ruhu deriz. Sarabat paktı buyur işte. Bu ruhu yeniden inşa edebilirse İsrail'in Orta Doğu jeopolitiğini dizayn edebilme ve Orta Doğu jeopolitiğinde hegemon güç havasıyla varlık gösterebilme yeteneği yok. Biz bunu İran'ın cılız saldırılarında da gördük. Kastam Tugaylarının 7 Ekim'deki operasyonunda da gördük. İsrail aslında varsıldığı gibi bir devlet değil. Bunu altını çizmek ve bunu insanlarımıza tüm kamuoyuna anlatmak gerekir. Batı kamuoyu yavaş yavaş bunun farkına varıyor. Bakın Netanyahu dediniz. Netanyahu aslında özür dilerim Biden dediniz. Biden aslında Netanyahu'yu hiç ama hiç haz etmeyen bir isimdir. Randevu vermemişti zamanında. Görüşmemiştiler. Ama işte o Anglo-Sakson ittifakın ...bölgesel ve küresel çıkarları noktasında... ...Yahudi sermayesi ve İsrail'e yaptığı başkanlık ittifak... başkanlık seçimlerinde ona bağlı. ittifak böylesi bir... ...angajmanı getirdi. Ama buna rağmen... ...Amerika'da o entelektüel başkaldırıyı... ...görüyorsunuz üniversitelerdeki. İşte İspanya'daki... ...karşılıklı bir... Aslında bakın... ...Avrupalılarda anket yapın... ...Yahudilere karşı... ...bakışın çok olumsuz olduğunu göreceksiniz. Avrupa... ...İsrail'i açıkça olumsuz bakan bir kıta olduğunu göreceksiniz. Ama karar alıcılar üzerinden öyle bir oyun kurguluyorlar ki ve bunu bize algıyla kafamıza dikte ediyorlar. Biz de dokunulmaz güç sanıyoruz. O nedenle gerek paylaştıkları haritalar, gerekse farklı projeksiyonlar, Netanyahu'nun 7 Ekim sonrası ortada her şey değişecek ifadeleri psikolojik baskı ürünüdür. Bölgesel direnç mekanizmaları harekete geçerse etkisiz olacaktır. İsrail kendi iç sorunlarını çözemiyor. Siz sorunuzla evet. muhtemelen oraya işaret ettiniz. Evet. Aylarca Netanyahu yönetimine karşı ayaklanmalar oldu. Yolsuzluk var, yoksulluk var. işte yargıya müdahale var veya diğer anayasal kurumlara müdahaleler var. Ordu ile iktidar arasında uyumsuzluk var. Aslında bir başarısız devlet modeline giden İsrail var. Böylesi bir balon şeklinde şişirilmiş bir İsrail var. Bu gerçeklikleri görüp Buna göre karar alıcıların ve kamuoyunun konsolide olması evet. gerekiyor. Bu konsolidasyon İsrail'i bölgede tecrite, bölgenin ve uluslararası hukukun gerçeklerine riayet etmemesi halinde de siyaseten tasfiyesine sebep olacak projeksiyonu beraberinde getirir. Yeter ki bu gerçekliğin evet. farkına varılsın. Son iki dakikamız toparlamak gerekirse... ...içeriden yıkılır mı İsrail? Kuran Bey, ben artık... ...yeni bir söylem geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum... ...ve kendi adıma başlatayım. Şu ana kadar 7 ay, 8 ay, 9 aydır... ...vicdan sahibi Museviler de sürece sahip çıkarsa... ...bu iş çözülür. Ateşkese doğru gidilir diyordum. Fakat gördüm ki vicdan sahibi Museviler İsrail'de yaşamıyor. Belki başka ülkelerde yaşıyordur. Görürsek onu da söyleriz. Çünkü şu ana kadar 6 partiden oluşan bir koalisyon var... 32 tane bakan var ve bu partilerden hiçbiri üzerinde mi bir İsrail'i sivilin inisiyatif alabileceği, baskı oluşturabileceğini görmedik. Eğer gerçekten samimi İsrailler, Hı -hı. 2 milyon, 2,5 milyon insan sokağa dökülseydi ne de Zanyahu kalırdı, ne savunma bakanı kalırdı, ne de diyelim ki çalışma bakanı kalırdı. Ama o 6 bakan, 6 tane yapının, Hı -hı. partinin, Halihazırda iktidarın yanında durup da hatta bazılarının daha fazla vurmalısın. Daha savaş yanlısı olun, savaş hükümeti Hadas ya bu. Savaş bitene kadar katliama devam etmelisin cümleleri. Nerede bu Museviler vicdan sahibi? Nerede bu Yahudiler savaş karşıtı olanlar? Evet. Maalesef ben İsrail'in, İsrail'de yaşayan Arapları çıkarıyorum. 8 milyon civarındaki Musevinin çok da samimi olmadığını gördüğümüzü düşünüyorum. Eğer böyle olsaydı bakın 15 Temmuz'a karşı durabilen bir Türk milleti gördük. Hı hı. Çanakkale destan yazan bir Türk milleti gördük. Arzu ettiği zaman tanklara dur diyebilen bir Türk milleti gördük. İktidar hatalı bir karar aldığı zaman sokağa çıkıp eylem yapıp yanlış yapıyorsun diyebilecek kadar demokratik bir Türk milleti gördük. Hollanda'da, İsveç'te, Norveç'te, İngiltere'de insanlar iktidarla farklı evet. karar almayı sevk edebilirler. Bu neden evet. İsrail'de olmadı? Demek ki iktidar ve halk arasında sandığımız yok. kadar uyumsuzluk yok. O kadar da masum Değil değiller. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz ee, Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunun devamını da getiririz. Hem iç politikadaki yansımalara, kısaca spot başlıklarla değinmeye çalıştık. Hem izleyenlerimizin de çok zihnini bulandırmadan ana mihvalde hem de dış politikadaki ana gündeme ben tekrar teşekkür ediyorum. Doktor Kadir Ertaç Çelik, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı ve Doçent Doktor Sayın Levent Ersin Orallı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı bizimle birlikteydi değerli izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarında her hafta bu ve buna benzer konu başlıklarıyla değerli uzmanlarımızla, konuklarımızla beraber olacağız diyelim. Ve Akit TV'de haber maratonu devam edecek diyerek huzurlarınızdan saygıyla, sevgiyle ayrılalım. Hoşçakalın.